Teknoloji Okulu'dan herkese merhabalar arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Huawei'nin yeni kablosuz kulaklığı FreeBuds Pro 3'ü inceleyeceğiz. Bakalım bu kulaklık bizlere neler sunuyor. Biliyorsunuz Huawei giyilebilir teknolojiler konusunda çıtayı oldukça yukarılara taşıdı ve bu bağlamda baktığımızda gerçekten son derece geniş bir ürün yelpazesine sahip olduğunu söyleyebiliriz. Çinli üretici genele baktığımızda arkadaşlar her fiyat segmentinden ürünler çıkarıyor. Dolayısıyla bütçeniz ne olursa olsun Huawei cihazlarının içerisinde mutlaka size hitap eden bir akıllı saat, akıllı bileklik, kablosuz kulaklık, akıllı telefon, yani kesinlikle bir cihaz bulabiliyorsunuz. Bugün inceleyeceğimiz FreeBuds Pro 3 kablosuz kulaklık tarafında seviyeyi uçlara taşıyan bir cihaz olarak ön plana çıkıyor. Dilerseniz incelememize ilk olarak kulaklığımızın tasarımıyla başlayalım arkadaşlar. Kulaklığımız şöyle bir kutuda geliyor. Kutu içerisinden silikonlar ve şarj kablosu çıkıyor. Dolayısıyla kutu içeriğinin tam olduğunu söyleyebiliriz. Bu noktada bir aksaklık söz konusu değil arkadaşlar. Gelelim tabii ki kulaklığımıza. Kulaklığın kap tasarımı oldukça şık arkadaşlar. Genel itibariyle hafif ve cebe çok rahat bir şekilde sığıyor. Ayrıca cebinizde taşırken ya da çantanızda taşırken herhangi bir rahatsızlık vermiyor. Benim kulaklıkta en çok hoşuma giden şey şu arkadaki Huawei logosunun aynalı bir tasarıma kazınmış olması. Burada gerçekten kulaklık kutusuna çok hoş bir detay sunulmuş. Kutunun kapağını şöyle açtığımızda direkt olarak kulaklıklar karşımıza çıkıyor. Burada yine oldukça şık ve sade bir tasarımın bizleri karşıladığını söyleyebiliriz. Elbette söz konusu bir kablosuz kulaklık olduğunda tasarımdan ziyade önemli olan unsur ne arkadaşlar? Tabii ki ses kalitesi ve kullanıcılara sunduğu opsiyonlar. Dilerseniz şimdi kulaklığımızın tasarımını bir kenara bırakıp biraz da teknik özelliklerinden bahsedelim. Bu kulaklıkta arkadaşlar Huawei Triple Adaptive EQ teknolojisini kullanmış. Bu teknoloji sayesinde arkadaşlar yüksek çözünürlüklü çiftli ses sistemi kullanıcıların beğenisine sunulmuş oluyor. 48 kHz'e kadar tiz, 14 Hz'e kadar da bas sesleri alabiliyorsunuz bu kulaklıkla. Şöyle diyeyim sizlere, bir şarkı açtığınızda ciddi anlamda bu şarkındaki en ince tiz sesleri bile rahatlıkla duyabiliyorsunuz arkadaşlar. Yani burada Hi-Res kalitesinde bir ses deneyiminden bahsetmemiz kesinlikle mümkün. Şunu belirtmek istiyorum sizlere. Bir uygulama arayüzü var Huawei'nin, biliyorsunuz. Birazdan bu uygulama arayüzünden de bahsedeceğiz. Bu uygulama arayüzü sayesinde arkadaşlar çeşitli çalma modlarına geçebiliyorsunuz ki bu da çaldığınız şarkıya göre ses deneyimini önemli anlamda geliştiriyor. Birazdan bundan bahsedeceğim ama şimdi teknik özelliklerden devam edelim. Bu kulaklıkta arkadaşlar en çok hoşuma giden detaylardan bir tanesi de Huawei'nin yeni Pure Voice arama gürültü engelleme teknolojisi oldu. Bu teknoloji arkadaşlar üçlü mikrofon ANC ve akıllı dinamik ANC 2.0 teknolojisini de beraberinde getiriyor. Bu bizlere şöyle bir avantaj sağlıyor. Örneğin dışarı çıktınız, çok gürültülü bir ortam söz konusu ve kulaklıkla bir arama gerçekleştiriyorsunuz. Sesiniz karşı tarafa arkadaşlar o kadar net gidiyor ki, yani hiçbir ses alınmıyor dışarıdan ve son derece rahat bir telefon görüşmesi gerçekleştirebiliyorsunuz ki bu gerçekten günümüz şartlarında önemli bir artı. Neden? Artık dışarıya çıktığınızda her türlü trafik gürültüsü olsun, metro gürültüsü olsun, insanların o konuşma sesleri olsun, bir şekilde karşı tarafla diyaloğunuz kesintiye uğrayabiliyor. Ama FreeBuds Pro 3 sayesinde böyle bir durum söz konusu değil. Kulaklıkları taktığınız anda tamamen dünyadan soyutlanıyorsunuz ve rahat bir şekilde karşınızdaki insanla kesintisiz bir iletişim deneyimi sağlayabiliyorsunuz arkadaşlar. Evet, devam edelim. Bu kulaklıkta arkadaşlar tabii ki aktif gürültü engelleme özelliği de var. Bu özellik sayesinde açık veya kapalı alanlarda son derece rahat bir müzik dinleme performansı alıyorsunuz. Ben beğendim. Genel itibariyle arkadaşlar şunu merak ediyorlar. Bu kulaklıkta Hi-Res performansı alabilir miyiz? Evet. Bunu hemen size belirtelim. LDAC ve L2HC kodekleri sayesinde arkadaşlar hem Huawei cihazlarınızda hem de diğer Android cihazlarında 990 kHz yani Hi-Res ses deneyimini rahat bir şekilde alabiliyorsunuz.
bu gerçekten önemli. Az önce dedim aktif gürültü engelleme özelliği var. Şu gelebilir aklınıza, ya kaç desibele kadar bu gürültü engelleyebiliyor diye aklınızdan geçebilirsiniz. Hemen belirtelim. 47 desibele kadar arkadaşlar rahat bir şekilde gürültüleri engelleyebiliyor. Yani herhangi bir gürültü kulağınıza gelmiyor. Rahat bir şekilde müzik deneyimi sunuyor. Size rahat bir şekilde dinlediğiniz parçaları ya da dinlediğiniz ses kayıtlarını rahat bir şekilde algılayabiliyorsunuz. Toza ve suya karşı IP54 sertifikasıyla korunuyor bu kulaklık arkadaşlar. Tabii ki günün sonunda baktığımızda kalkıp da bu kulaklıkla suya girmeyeceksiniz. Havuzun içinde dinlemeyeceksiniz bunu ama şu var. Özellikle spor yapanlar için kablosuz kulaklıklar çok önemli bir değere sahip. Neden? Adam spor yaparken doğal olarak kulağında bir şeyler dinliyor, vakit geçiriyor. Dolayısıyla bu noktada arkadaşlar bazı kulaklıklarda terleme olduğunda hem ses kalitesi düşüyor hem de kulaklık direkt olarak zarar görüyor ve bozulabiliyor. Huawei FreeBuds Pro 3'te ise böyle bir sıkıntı söz konusu değil arkadaşlar. Dediğim gibi IP54 sertifikası olduğu için hem terlemeye karşı hem su sıçramalarına karşı son derece dayanıklı bir yapıda. Yani spor yaparken vesaire rahat bir şekilde bu kulaklığı kullanabilirsiniz. Eğer ya ben çok terliyorum, hani saçlarımdan ötürü vesaire de çok fazla ter oluyor, kulaklıklar zarar görüyor diyorsanız da dediğim gibi Huawei FreeBuds Pro 3'te bu konuda endişelenmenize gerek yok. Size üst düzey bir performans sunacaktır. Evet, şimdi gelelim kulaklığımızın kullanım deneyimine. Öncelikle şunu belirtmek istiyorum arkadaşlar. Gördüğünüz gibi kolumda Huawei'nin kısa süre önce satışa sunmuş olduğu Watch GT 4 modeli bulunuyor arkadaşlar. Bu modelle arkadaşlar ben kulaklığa rahat bir şekilde bağlanıp müzik dinleyebiliyorum. Yani arada telefon olmasına falan gerek yok. Direkt olarak saatim üzerinden bağlanıyorum ve saatim üzerinden fevkalade rahat bir şekilde müzik dinleyebiliyorum. Bazı cihazlarda bu var ama şu önemli arkadaşlar. Direkt olarak saatten bağlantı yapabilen kulaklık sayısı yok denecek kadar az. Yani telefona bağlanıyor, saat üzerinden sadece ne yapıyorsunuz? Kontrol ediyorsunuz. Burada ise arkadaşlar bakın, saate bağlanıyorsunuz ve saatin içerisine attığınız müzikleri bu kulaklıktan dinliyorsunuz. Yani önemli bir ayrım olduğunu söyleyebiliriz bu noktada. Bir diğer önemli unsur ise gelen aramalar arkadaşlar, direkt olarak saatten cevaplayıp kulaklıktan konuşabiliyorsunuz. Biliyorsunuz bazı durumlarda hem kulaklık takılıyken hem saat varken kolunuzda karmaşalar ortaya çıkabiliyor. Çünkü saatten cevapladığınız zaman saatten konuşmanız gerekebiliyor ya da telefondan konuşmanız gerekebiliyor. Ama bu noktada Huawei önemli bir ekosistem vurgusu ortaya çıkarmış ve saatten cevapladığınız anda hemen Huawei FreeBuds Pro 3 üzerinden konuşmalarınızı gerçekleştirebiliyorsunuz ki bu bence önemli bir artı arkadaşlar. Bu kulaklıkta benim hoşuma giden detaylardan bir tanesi arkadaşlar aynı anda iki cihaza birden bağlanabiliyor olması. Burada zaten uygulama üzerinden cihazları görebiliyorsunuz. Hem bilgisayarınıza hem telefonunuza bağladınız diyelim. Direkt olarak arkadaşlar hangisinde ses açıksa kulaklık onu algılıyor. Yani bilgisayarınızda ses varsa o anda bilgisayarınızı algılıyor. Telefonunuzda ses varsa telefonunuzu algılıyor. Sizin ayrıyetten ikinci bir tanımlama yapmanıza falan gerek kalmıyor. Bu da bence çok güzel bir özellik diyebiliriz. Şimdi gelelim en başında bahsettiğimiz AI Life uygulamasına. Hemen belirtelim arkadaşlar, bu uygulamayı Huawei App Gallery üzerinden rahatlıkla indirebiliyorsunuz. Cihazınızı Android'de, Huawei'de ya da iOS'te kullanacaksanız da mutlaka bu uygulamayı indirin. Çünkü bu uygulama sayesinde direkt olarak kulaklığınıza tam hakimiyet sağlamış oluyorsunuz. Evet arkadaşlar, gördüğünüz gibi uygulamamı açtım. Burada FreeBuds Pro 3 direkt gözüküyor zaten. Bağlı değil diyor. Hemen bağlan diyorum arkadaşlar. Bakın bağlandık. Burada alt kısımda görüyorsunuz. Hem benim telefonuma bağlı hem de benim bilgisayarıma bağlı arkadaşlar. Buradan dilediğim zaman ben bilgisayarımda ses varken bilgisayarıma geçebiliyorum. Telefonumda ses varken telefonuma geçebiliyorum. Bir ikinci özellik ise arkadaşlar gürültü kontrolü. Direkt olarak telefonunuz üzerinden gürültü kontrolünü gerçekleştirebiliyorsunuz. Yani buradan gürültü engellemeyi açabiliyorsunuz. Gürültü engellemeyi kapatabiliyorsunuz. Ve dış farkındalığı açarak dış sesleri daha rahat bir şekilde duymaya başlayabiliyorsunuz. Evet, gelelim arkadaşlar ses efektlerine. Bakın burada farklı ses efektleri mevcut. Bassları yükseltebilirsiniz, tizleri yükseltebilirsiniz ya da varsayılana geçiş yapabilirsiniz arkadaşlar. Ses kalitesi diye bir sekme var burada. Yüksek ses kalitesi daha fazla güç kullanır. Bazı senaryolarda gecikmeler yaşanabilir diyor. Ya da bağlantı kararlılığı ses kalitesiyle dengelenir diyor. Burada
Eğer bağlantınız zayıfsa, çok fazla hani telefonu uzakta bırakıp kulaklıkla evin içinde dolaşıyorsanız ilk seçeneği seçmenizi ben size tavsiye ederim arkadaşlar. Hareketlerimizi özelleştirebiliyoruz. Bakın burada mesela kulaklığın yanında bulunan kavisli alanları bir kere sıkıştırdığınızda ne oluyor? Aramamız sonlanıyor. Bunu dilerseniz hiçbir de yapabilirsiniz arkadaşlar. İki kez sıkıştırdığınızda arama reddetme oluyor. Bir kez sıkıştırdığınızda oynat duraklat. İki kez sıkıştırdığınızda sonraki şarkı, 3 kez sıkıştırdığınızda da önceki şarkı. Bitti mi? Hayır. Burada yine sıkıştır ve basılı tut ve ayrıca kaydır komutları da mevcut. Yine bunları ne yapabiliyoruz? Özelleştirebiliyoruz arkadaşlar. Burada yine size tavsiyelerimden bir tanesi uç uyum testi arkadaşlar. Burada uç uyum testini yaparsanız kulaklık size daha özel bir performans sunacaktır. Kulaklıkları bul sekmesi var. Kulaklıkları bula tıkladığınız zaman arkadaşlar direkt olarak çevrede, eğer FreeBuds Pro 3 çevrenizde ise hemen ne yapıyor? Buluyor ve ses oynat dediğinizde de direkt olarak sesleri oynatmaya başlıyor. Bakın şöyle hemen yaklaştırayım mikrofonuma da, bu şekilde sesleri çalıp direkt olarak kulaklıkları bulmanızı sağlıyor. Uygulamayı ben çok beğendim. Son derece kullanışlı, basit bir uygulama arkadaşlar. Genel olarak bu uygulama arayüzünden kulaklık üzerinde dilediğiniz ayarlamaları gerçekleştirebiliyorsunuz. Tekrardan belirtmek istiyorum. Bu uygulamayı arkadaşlar hani sadece Huawei cihazlarınıza değil, Android cihazlarınıza ya da iOS cihazlarınıza da rahat bir şekilde indirebilirsiniz. Dediğim gibi Huawei App Gallery'ye giriyorsunuz ve girdikten sonra AI Life uygulamasını indiriyorsunuz. Uygulamayı indirdikten sonra da bu elimde tutmuş olduğum FreeBuds Pro 3'e tam erişim sağlamış oluyorsunuz. Evet arkadaşlar, bu kulaklık hali hazırda Huawei'nin kendi online sitesinde 4999 TL'ye satılıyor. Fakat bu fiyata 399 TL değerinde 1 yıl kayıp kulaklık desteği mevcut arkadaşlar. 3 taksit yapabiliyorsunuz. Bir de bu yazının açıklama kısmında sizler için bir indirim kodu bırakıyoruz. Bu indirim kodu sayesinde de ekstra 300 TL daha indirim alabilirsiniz arkadaşlar. Eğer kulaklık hakkında kafanıza takılan herhangi bir soru işareti varsa bizlerle yorumlar kısmında paylaşabilirsiniz. Bizler de yine elimizden geldiğince sizlere yardımcı olmaya çalışacağız. Başka bir videoda görüşmek üzere, hoşça kalın. Bizleri sosyal medya hesaplarımızdan takip etmeyi de unutmayın.